versene toprak. O bizim bebeğimiz değil mi? Senin oğlum. Başından beri biliyordum. Bebeğimize kıyamayacağından emindim toprak. Ama niye sakladınız benden? Ha? Niye sakladınız bebeğimi benden? Neden her sorduğumda yalan söylediniz bana? Bebeği bir süre yine krize alacağız. Niye? Bir sorun mu var? Siz kimsiniz? Ben bebeğin babasıyım. Bir sorun mu var? Beklediğimizden erken doğdu bebek. Sağlığı gayet iyi durumda ama kontrolleri bitene kadar krize almamız gerekiyor. İyisin değil mi Toprakçığım? Toprak Hanım odasını alalım arkadaşlar. Toprak Çınar belki ateşi yüksek. Ben onun yanına çıkacağım. Sonra uğrayacağım tamam mı? Geçmiş olsun. Necip Bey. Cumhuriyet Hanım'ı aramayalım. Hayır evladım. Yalı'ya gidiyoruz. Biz eve gidelim Necip Bey. Olmaz Cumhuriyet Hanım. Kerem'i de sizi de bu halde bırakamam. İşlemleri tamam. Çınar belki nakil için hazırlayalım. Peki hocam. Doner'in oğlum olduğunu biliyordunuz değil mi? Ha? Biliyordunuz değil mi? Ya ben gece gündüz oğluma uygun ilik bulunacak mı diye düşünürken siz bunu benden nasıl saklarsınız? Çınar Bey sakin olun. Ya nasıl sakin olayım? Bilmeye en çok hakkım olan şeyi soruyorum ben. Ondan sonra Çınar Bey sakin olun. Ya bu nasıl sorumluluk? Bu nasıl doktorluk? Çınar Bey saklamaya mecburdum. Niye? Yoksa Toprak Hanım kordon kanını vermeyecekti. Tek şartı sizin çocuğunuz olduğunu söylememdi. Çınar Berk'in iyiliği için de mecburdum ben de. Demek Toprak istedi. Evet. Abla. Toparlar değil mi? Doktor iyi dedi ya yavrum. Sen böyle şeyleri kurutuyor. Neden kuvvetli kalacak o zaman? Tedbir için canım. Sen ne olsasın böyle şeyleri takarsan kafana sütüne gelmez hayatım. Ah yavrum, ah bir tanem. Ah canım evladım, ateşten nasıl soluverdi hemen. Evet, biz gidelim artık. Hadi bakalım. İçiniz rahat olsun. Elimizden geleni yapıyoruz. Siz burada bekleyin lütfen. Hadi bakalım. Allah yardımcınız olsun. Gel oturalım. Bu kapılarda çok bekleyeceğiz daha oğlum. Gel, gel şöyle bebeğim. Gel, gel bir tane. Allah'ım sen yardımcısı ol oğlum.
Göreceksin oğlum. Bu beklemelerin sonu hep hayırla bitecek. İnşallah. Bak, ateşi var diye kaptık geldik. Devasını bulamadık diye ahlayıp fahlarken yüce Rabbim mucizesini esirgemedi bizden. Milyonların arasından kuzucuğumuza uyan iliği gönderiverdi bize. Sahi oğlum, kim bu hayır sahibi? Hayır, kimse bilelim de layığıyla teşekkür ederim. Aramaya gerek yok anne. Yabancı biri değil zaten. Kim peki? Toprak. Toprağın bebeğinin kolunu. Yani akraba alması gerekiyordu oğlum. Öyle zaten. O senin torunun. Rica edebilir miyiz? Acaba bebeğin yanına 5 dakika girebilir mi annesi? Erken doğdu da çok endişeleniyor. En fazla 5 dakika. Gerçekten. Sadece 2 kişi. Hadi abla sen de gir. Ne bileyim, siz girin. Babası, siz de girebilirsiniz. Ahmet gel. Ben de dokunabilir miyim? Dokun tabii. O kadar sordum. Yetmedi, araştırdım. Her seferinde gözlerimin içine baka baka o bebek senin değil dedi. Aklınca sana umut vermek istememiştir oğlum. Buna hakkı yoktu anne. Beni unutmaya çalışabilir. Beni silmek isteyebilir, çıkarmak isteyebilir hayatından. Ama bebeğimi benden saklayamaz. Buna hakkı yoktu. Az şeyler mi yaşadı oğlum o kız? Ne iftiralar atıldı, ne yaftalar yapıştırıldı. Biz de inandık. Kızı sürdük çıkardık hayatımızdan. Yetmez gibi can düşmanını da aldık, bastık bağrımıza. Bir bebeğimi saklamış çok mu be evladım? Şimdi bunları düşünüp kendini kahredeceğini, aç ellerini yaradana dua et. Baksana oğlum, tam kaybedeceğini sanırken Allah bir yeni evlat bağışlıyor sana. Teri taze bebecik, nefes olacak kardeşine hayırlısıyla. Şükürler olsun İkbal Hanım. Torunumuz Allah'a şükür kurtulacak. İnşallah Necip Bey. Ben şimdi yanına gidiyorum. Sizi haberdar ederim gene efendim. Tamam efendim. Hayırlı haberlerinizi bekleyeceğim. Anlaşak durumu doktor. Bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Yine de sık sık kontrol edeceğiz tabii. İyileşmenin başlayıp başlamadığını yakın bir zamanda öğreniriz. Daha dokunamıyoruz değil mi? Biliyorum.
bir an önce kucağınıza almak istiyorsunuz ama biraz daha sabredin lütfen. Oğlunuzun hala bünyesi çok zayıf. Ve şu anda boyundan büyük bir savaş veriyor. Ben yine olurum, izninizle. İyileşeceksin eminim. Yeneceksin bu hastalığı. Sonra büyüyeceksin. Baba ol, seninle top oynayacağız. Maçlara gideceğiz. Sen bu günleri hiç hatırlamayacaksın. Ben de unutacağım. Bir söz verdim sana. Seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Evlatçığım, senin aklın şimdi yukarıda kalmıştır. Hadi çık git bak. Ben kalırım Çınarberk'le. Bak yok uyuyor, bir şey yok. Hadi canım. İyi misin canım böyle? İyiyim, iyi. Oh. Ay, paşa geldi. Bebeğin acıktı annesi. Biraz emzir bakalım. Oğlum. Küçük, uğraştıracak seni. Oğlum. Canım. Gel bakayım sen. Oldu. Hayat ne garip. Annesinin ölümü oğluna can verdi. Acele Umut'u yan yana desene. Çınar Berk'in durumu kötüleşmiş. Oğlum da sanki hissetmiş gibi bugün doğmaya karar verdi. Neyse şükür. İyisiniz ikiniz de. Allah ikinize de uzun ömürler nasip etsin. Girebilir miyiz? Gelin gelin. Medet hoş geldin. Nasılsın Toprak abla? İyi miyim bak. Allah'ım bu çok minik ya. Aslı. Dışarıdan geldiniz bir tanem. Elini yıkamadan dokunma. Herhalde anneciğim. Halısının kuzusu. Çok güzel bu ya. Ne olacak adı Toprak abla? Kaan. Kaan olsun. Maşallah. Hiç kıkı çıkmıyor. Oğlum yeni doğmuş bebeği. Bir yaş bizi alınır mı? Ya ben nereden bileyim usta ya? Ya vallahi raflar bez doluydu. Ben de birini aldım geldim işte. Ay Medet ne şapşalsın ya. Hadi git değiştir çabuk. Girebilir miyim? Tabii.
geldin. Biz çok kalabalık ettik kızın başında. Hadi çıkalım. Hadi oğlum. Yalnız kalabilir miyiz? Tabii. Bebeği neden sakladığını anlıyorum. Çınar lütfen. Hepsi benim yüzümden. Bir tek sana inansaydı bunlar gelmeyecekti başımıza. Çok pişmanım. Geçmişi değiştiremem. Ama bir daha böyle hataların tekrarlanmaması için elimden geleni yapacağım. Bir daha seni ve oğlumu asla yalnız bırakmayacağım. Çınar, daha işimi bugün toprağa verdin. Halim perişan. Çınar Berk'in durumu da ortada. Biliyorum, biliyorum ama... Hayatın alt üst oldu. Bir de bizi dert etme hiç. Toprak. Çınar, biz seninle artık eskisi gibi değiliz. İkimizin de hayatında çok şey değişti. Senin bana inanmadığın gün kendime yeni bir yol çizdim ben. Bu insanlar benim ailem oldular. En zor zamanımda bana yardım ettiler. Eğer Kaan'la benim iyi olmamı istiyorsan bizden uzak dur lütfen. Toprak böyle söyleme ne olur. Yapamam. Yapmak zorundasın. Çünkü biz hayatımızı değiştirmeyeceğiz. Bak. Kaan'ı gelip istediğin zaman görebilirsin. Ama ben oğlumu Nermin abla ve Ahmet'le büyüteceğim. Olur Toprak. Öyle söyleme lütfen. Yalvarırım beni böyle cezalandırma. Yalvarıyorum, ne olur bunu benden isteme. Benim senden, oğlumdan uzakta kalmamı isteme benden, lütfen. Hadi bakalım, anne biraz dinlensin. Takatim yok. Sonra endişelerini anlıyorum oğlum. Toprağın kalbi çok kırıldı. Doğru. Ama buraya geldi. Taziyede bulundu. Seni hayatından silip atmış değil ki. İyi de baba. Hayatlarına ne kadar gireceğim ki?
Ya da yanlarında olmama ne kadar izin verecek? Acele etmeyeceksin oğlum. Ona da kendine de zaman tanıyacaksın. Senin acın, onun yaşadıkları henüz çok taze. Bunlar onarılması kolay yaralar değil ki. Müsaade et. Acılarınız biraz küllensin. Vakti zamanı gelince her şey yoluna girecek oğlum. Bir haftaya kadar belli olacakmış. Ama doktor ümitli konuştu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.